Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğniyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Elimde kırmızı beyaz Türk bayrağımızın rengi olan İp renklerim var. Bunun arkadaşlar şimdi ay ve yıldız modeli yapacağız. Ve arkadaşlar modelimiz de bu şekilde. Gördüğünüz gibi modelimiz bu. Şöyle arkadaşlar az zeminini yeşil yapmak istedim. Ay ve yıldız daha ön plana çıksın. Kendini daha iyi göstersin diye. Bu şekilde böyle altını yapraklar arasında yaptım arkadaşlar. Evet, şimdi modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi 8 tane buraya zincir çekiyorum. 8 zincirimi çektim. Bu şekilde arkadaşlar. Şu bir alt kısmındaki olan zincirimin içine girip buraya arkadaşlar şöyle bir sahte sık iğne yapıyorum. Bir yuva oluşturdum. Şimdi 3 tane zincir. Bir defa tığın başını doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2 Trabzanımı yaptım. Buraya 4 tane zincir. 4 zincirimi çektim. Trabzanımın arasına girdim. Buraya bir tomurcuk yaptım arkadaşlar. Geri kalan kısma 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Bu şekilde 5. de yuvada yapıyorum. Arkadaşlar bunun kenarlarına bu şekilde yıldızımın bir kanadı hazır. Kırmızı şekilde böyle zincirleri gittiğimiz zaman daha büyük olacak. Bu asıl olan boyutu bu arkadaşlar. Yine 3 zincir bir defa tığımın başını dalıyorum yuvaya girip 1 2 2 3 seferde bu şekilde bir trabzan yapıyorum. 4 zincir tamurcuğunu kapattım. Geri kalan kısma 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 ve 4. Şimdi arkadaşlar 5. yuvada kapatıyorum. 2 tane oldu. 2 3 zincir bir defa doluyorum 1 2 2 4 zincirimi çektim buradaki trabzanımın arasına kapattım bir tane tomurcuk yaptım 4 tane sık iğne yapıyorum 2 3 ve 4 5. de arkadaşlar yuvada kapattım bu şekilde 3 zincir bir defa doluyorum. Yuvaya girip 1 2 2. 4 zincir. Tırabzanımın arasına kapatıyorum. 4 tane sık iğne. 2 3 4. Tırabzanımızın arasına da 4 sık iğne ile doldurduk arkadaşlar. Şimdi 5. ve sonuncu yıldızımızın kanadı için 3 zincir. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. Buraya sadece tomurcuk yapıyoruz. 4 zinciri çekip tomurcuğumuzu yapıyoruz. Sık iğnesini en son yapacağız arkadaşlar. Burada 15 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 12, 13, 14, 15. 15 tane zincirimi çekip şöyle hemen yanındaki bu sık iğneli trabzanımızın tomurcuğuna kapattık bu şekilde. Bir zincir çekip düz yüzüne dönüyorum arkadaşlar. Şimdi bu zincirimizin içine ay yapacağız arkadaşlar. Yıldızımız tamam sıra ayımızı yapmaya geldi. Sık iğne ile girdik içine bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım arkadaşlar. Hemen zincirimin arasına girdim. 2 2 Bir defa doluyorum. 2 2 bu trabzandan 4 tane yapıyorum arkadaşlar 3 bu da dördüncü şimdi 4 tane tekli trabzanı yapınca bir defa doluyorum bu sefer 3 seferde 1 2 2 bir defa doluyorum 1 2 2 12 tane de bundan yapacağız arkadaşlar bu trabzanda yani 3 seferde aldığımız trabzanda bir defa doluyorum

Şimdi arkadaşlar 12 tane de bu şekilde yaptık. Şimdi toplam 12 tekli 3 seferde aldım. 4 tane de tekli trabzanım. Toplam 16 tane burada trabzan var. Şimdi tekrar bir defa doluyorum arkadaşlar. 2, 2 alarak yine baştaki gibi 4 tane tekli trabzan yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Tekrar bir zincir çekip buraya 20. sık iğne olarak kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde buraya da sık iğne ile geçtim. Ve 4 tane sık iğne yapacağım. 2 3 ve 4. 5. yine arkadaşlar yuvada yapıyorum yıldızımın. Ve bir zincir çekiyorum. Ay ve yıldızlarım tamamdır arkadaşlar bu şekilde. İpimi koparıp şimdi arkadaşlar buradan ilk başladığım trabzanın ilmeğinden tutup bu ilmeğimi kopardığım ipimi bu şekilde arkada çekiyorum ki önde yanık izi olmasın temiz çalışalım. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi kenarlarının kırmızı sık iğnelerini şeritlerini gitmek için gelelim arkadaşlar şu iplerimi de temizleyeyim hep beraber yapalım bu ilk yaptığımız bakın ucundan e, zincir çekip ay yapmaya başladığımız yerden bu şekilde sık iğne ile giriyorum bu dört zincirimin içine başlanış noktası burası olması lazım arkadaşlar güzel bir şekilde şerit yapabilmek için ve buraya ben dört tane zincir çekiyorum dört zincirimi bu ilk yuvadan ana yuvadan geçip bu şekilde kapatıyorum buraya tekrar dört zincir bu bakın arkadaşlar yaptığım tomurcuk onun içine de girip bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. Tekrar tomurcuğumun üzerine tomurcuk yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. Bu şekilde arkadaşlar. Ana yuvaya kapatıyorum. Bakın demiştim yıldızım şeritlerini alınca daha bir büyüyecek. 1 2 3 4 zincir. Bu 4 zincirle tomurcuğumun içine girip kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir bir tomurcuk daha. bunun üzerine yapıyoruz. 4 zincir ana yuvada kapatıyorum sık iğne ile. Kenarlarını arkadaşlar kırmızıyla şerit e, yapıyoruz. Evet. 2, 3, 4 zincir. Kenar kontür mü diye arkadaşlar kararsız kaldım. İkisi de olur. 4 zincir. Bu şekilde tomurcuğunu yaptım. 1 2 3 4 zincir. Ana yuvada yani orta yuvada kapattım. Bu şekilde. 4 zincir. Tomurcuğuma kapattım. 4 zincir. Ruhada bir tane daha kırmızıyla tomurcuk yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Ana yuvaya arkadaşlar son kez girişimiz. Kapattım bu şekilde. Ve 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Ve bu yuvada arkadaşlar kapatıyorum bu şekilde. Buraya da 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. 4 zincirim arkadaşlar şu şekilde beyazlık gözükmesin dedim ama. evet arkadaşlar şimdi ayımızın sık iğnesini yapmaya geçelim bir sık iğne her trabzan tepesine arkadaşlar birer sık iğne yaparak bu şekilde trabzanlarımıza girip bir sık iğne yani ilmek alıp kapatmak sık iğne arkadaşlar bu şekilde hiç zincir çekmeden tüm ayımın trabzanlarını kapatıyorum sık iğneyle. Gerçekten çok hoş ve güzel oluyor arkadaşlar. Kırmızıyla ayrı bir kendini gösterdi. Şu günlerde arkadaşlar millet olarak tek yürek ol, tek yüreğiz Suriye'ye girdi ordumuz. Allah'ın izniyle zaferle çıkacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Bu Ayfer arkadaşımın isteği üzerine hem de arkadaşlar bu şekilde şimdi arkadaşlar en sonuncuyu da buradaki bakın trabzanı görüyorsunuz indiğimiz yerle kapatıp bu şekilde bir zincir çekip ipimizi koparıyorum arkadaşlar burada önde siyah olmasın diye arkadaşlar arkada çekip yakacağım bunu bu şekilde ay ve yıldızımız. Şimdi bu ay ve yıldızımı monteleme işlemine yapraklar arasında bu şekilde nasıl taktığıma geçelim. Evet arkadaşlar ikişer zincir çekerek tığ battıramızı hazırladık. Bu şekilde araya iki ay yıldızın arasına üç tane yaprak yapıyoruz. Çünkü ay yıldızımızın sık olmasını istiyoruz. Tığ battımın içine sık iğne ile girdim. Bir tane zincir çektim. Şöyle orta boy bir örümcek yapıyorum. İki defa tığımın başını doladım. Bir iki tığ battı atlayıp bir iki 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 olarak aldım. Bu şekilde arkadaşlar bir trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Şimdi ay yıldızımı aldım. Ayıma bakan ilk yıldızımdan şöyle arkadaşlar ben ters tarafı bize bakacak ve bu dört zincirli tomucuğun içine girip kapattım iki zincir çektim bu şekilde şimdi trabzanıma girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 ve 6 alt. 6 tane sık iğne yaptım buraya 7. sık iğnemi de bu şekilde arkadaşlar yandaki tığ battıya yaptım bir yıldızımın kanadından sabitlemiş oldum bir zincir çekip bir tane örümcek yapıyorum. Şöyle orta boy bir örümcek. İki defa tığımın başını doladım. İki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battımın içine bu şekilde girdim. Bir, iki, iki, iki olarak alıp bir trabzan yaptım. Şimdi yine iki zincir çekiyorum arkadaşlar. Bakın bu tomurcuk aya doğru yaklaştığı için hemen buradaki sık iğnemin içine girip uçtaki bakın sık iğnemin içine girdim buraya kapattım tekrar iki zincir çekip dönüyorum bu şekilde şimdi trabzanıma altı tane sık iğne yapacağım arkadaşlar bu şekilde kapattım ve bu şekilde arkadaşlar bir iki üç dört beş ve altı 6. sık iğnemi yaptım bu şekilde. 7. de hemen yandaki tığ battıma kapatıyorum. 1. Zincir çektim. Böyle bir dedim ki arkadaşlar devamı gelecek gibi. Tığımızın başını 3 defa doluyoruz. 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battımın içine 1 2 2 2 2 bu şekilde uzunca bir tırabzan yapıyorum çünkü üzerine yaprak yapacağım arkadaşlar. 2 zincir çektim, bir defa doladım, 2 2 aldım. Bir defa doladım, 1 2 2. 2 defa tığımın başını doluyorum. Yine tırabzanıma girip 1 2 2 2. 4 seferde çektiğim bir tırabzanım oldu. 4 zincir. Tırabzanımın arasına kapattım. Dördüncü trabzanıma sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Buranın sık iğnesi de 5 tane. Sonra 6. yuvada yapıyoruz. Bu şekilde yaprağımız hazır. 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6. da tığ battı da yapıyorum ve kapattım. Bir zincir çekiyorum. Şöyle ipimi uzatıp orta boy bir örümcek yapıyorum. Üç defa tığımın başını doladım. Bir, iki tığ battı atlıyorum. Üçüncü tığ battıma bir, iki, 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 iki. Bu şekilde uzunca bir trabzan yapıyorum. Bir, iki, iki zincir. Bir defa doladım. 2 2 aldım. Bir defa doluyorum. 3 seferde. 2 defa doluyorum. 4 seferde. 4 zincir. Kapattım arkadaşlar bu şekilde. Yine 5 tane sık iğne buraya son trabzana. 4 ve 5. 6. yuvada yapıyorum. Yine buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Altıncı yandaki tığ battıma kapatarak arkadaşlar bu şekilde tamamlıyorum yapraklarımı. Ve buraya bir zincir çekiyorum. ipimi koparıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşillerin üzerinde çok hoş oldu arkadaşlar kendini gösterdi ay ve yıldızınız böyle asker türbetlerimizde veyahut da kına gecelerimizde bu şekilde oyalayıp damatlara veya gelinler dörtünebilir öyle bir kural mı var sanki arkadaşlar bu şekilde isteyen kişi takınabilir modelimiz bu şekilde dediğim gibi yapacak arkadaşlara kolay gelsin Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.